Evet, E3 2019 geliyor. Az kaldı. Onur, az kaldı. Biz de iki videoda arkadaşlar. Önce bir EA, Ubisoft, Bethesda ne yapar diye bir konuşacağız. Ardından da başka bir videoda da aslında bu Efsane. senenin yıldızı olacağını düşündüğümüz Microsoft'u konuşacağız. Önce ama Electronic Arts'tan başlayalım. Önce Başlayalım. şunu söyleyeyim. E3 nedir diyen varsa, bu Amerika'da yapılan, belki 20 seneden fazladır yapılan bir oyun fuarı. Electronic Entertainment Expo ismi. Bir Ekip. ekip der Onur ama E3'tür aslında. Ve bu ana kadar, aslında bu seneye kadar çok önemlidir. Yani bu özellikle Microsoft'un, Nintendo'nun, Sony'nin, Gövde Electronic gösterisi olur yani en Arts'ın nihayetinde. basın konferansını yaptığı ve önündeki yılda ne göstereceğini, ne oyunlar çıkaracağını gösterdiği, herkesin merakla beklediği, heyecanla beklediği bir organizasyondur aslında. Ama bu sene Sony katılmama kararı aldı. Electronic Arts'tan konuşacağız. Electronic Arts da E3'e katılmıyor ama onun hemen öncesinde, birkaç gün öncesinde kendisi EA Play diye bir etkinliği var. Onu Onu yapıyor. yapıyor ve basın şeyi de, konferansı da yapmayacak Anladım. Electronic Arts, her sene yapardı. Yani yavaş yavaş aslında biraz böyle üstüne kül mü Evet. atıyorlar? Eteğini ayağını çekiyorlar derler Yani ya. E3'ün de sanki artık zamanı geçiyormuş Çekmişim. da herkes kendine özel yıl içerisinde dağılmış bir şekilde bir şeyler yapacak gibi geliyor. Üzülüyorum. Tabii. Çünkü güzel yani, Atmosfer hepsini bir yeterdi araya, yani. atmosferi güzel karşılaştırıyorsun. O mu galip oldu, bu mu galip oldu? Yavaş yavaş o Bir de 7 gün geçiyor. boyunca ne kadar sürdü ya? 5 gün. 5 gün boyunca hani sürekli haberlerin çıktığı böyle dolu bir sezon yaşıyorsun yani. Evet. 5 günde birçok şey biliyorsun. Birçok yeni oyun duyuyorsun Şimdi vesaire. yani her firma kendi etkinliğini ayrı ayrı zamanlarda yapmaya başlayınca yani O yılı heyecan. evet olmuyor. Orada bir coşku var çünkü böyle bir Abi merak bir var. de yarıştırıyorsun. Tabii Yani canım. Sony yapıyor, ertesi gün işte Microsoft yapıyor. Hangisi Konu daha daha iyiydi? iyi. O mu iyiydi? Bu mu iyiydi? Bu zevkimizi elimizden alıyorlar Alıyorlar. yani Evet, arkadaşlar. doğru. Kısacası Electronic Arts'ta başlayalım. Dediğim gibi bir basın konferansı yok. Streaming yapacakmış bol bol. Birkaç gün öncesinden, cumartesi günü başlıyor galiba onun olayı. Onun böyle bir gün oturalım hadi hep beraber seyredelim diyeceğimiz bir etkinliği yok. Ama tabii ki bir sürü yeni şey gösterecektir diye düşünüyorum. Bir kere en başta Dragon Age, yeni Dragon Age'i gösterecek. Yani belli bu. Ama tabii artık BioWare'den, Ne ama bu çıkarsa Bear demek bana, ben de BioWare. stres kaynağı oldu. Valla çok mu Ne üzerine çıkar? Ne çıkar gidiyor? bilmiyorum Yok yani. yani son iki tane BioWare oyunu düşünürsek Murat. Evet, Zaten biri Andromeda ve Mass Effect ve Anthem. Anthem. Çok kötü. Bir önceki de zaten en büyüğü de gene şeydi. Dragon Age'ti. Inquisition muydu? Dragon Age Inquisition, ama o senin oyunu seçilmişti. Bana göre Güzeldi. kötü bir oyundu Murat. Ya sen tabii, sana göre niye kötü? Durdurup şey veremiyorsun. Komut Tek veremiyorsun. derdin o Evet, o senin. ekranı koymuşlar, onu Allah Allah. Adama bak getirmemişler. ya. Bir tane özellik yok diye. Yok ama çok güçlü bir oyun değildi. Şimdi tamam o sene göre iyi bir oyundu ama güçlü bir şey yani bildiğimiz BioWare oyunları gibi bir BioWare oyun Tabii değildi. yani O bir gerçek. seneler sonra ne güzel oyundu diyeceğim bir oyun Değil. değildi benim Net. için, ama hani kötü bir oyun da Ama değildi. gitgide bence en iyi yaptıkları son 4-5 oyun içerisindeki belki en iyisi o E Dragon Age. tabii, son yıllarda yaptıkları Evet. en iyiydi. Dragon Age'e kesin gözüyle bakıyoruz. Star Wars Jedi Fallen Order muhtemelen daha detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Yeni yeni Evet. trailerlar çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama orada güzel bir şey var. Hani tabii bilmeyen için konuşalım. Hani ilk defa belki yıllardan sonra hani aksiyon bir Star Wars aksiyon oyunu için adam gibi bir tane firmanın ne güçlü. Yani Respawn yapıyor çünkü bunu. Evet. Hani Respawn da işte Titanfall'la kendine çok böyle ispat etmiş. Apex'te de bunu biraz daha böyle multiplayer seviyesine de Aha, bir hale getirmiş. Ki çıkartmış. Titanfall 1'de de iyi yapmışlardı bu Evet. işi. O bakımdan hani uzun zaman sonra iyi bir böyle aksiyonca da oyunu göreceğimiz geliyor gibi geliyor bana. Aha, Bilmiyorum. evet, güzel. Ben de Star Wars'tan Umutlusun. ümitliyim. Daha fazla şey göreceğiz. Tabii. Muhtemelen. Şimdi tabii Apex Legends dedin. Evet. Onun hakkında işte yeni planlar hakkında bir sürü konuşacaklardır. FIFA mutlaka bir Allah'ın şeyler emri. göstereceklerdir. Daha iyi fizik, daha gerçekçi goller, daha iyi yapay Artık bilemiyorum, daha onu söylemekten vazgeçtiler. O başka başka işte, bir kadın takımı çıkıyor, bir kaleciler bu sene çok iyi oldu falan diyorlar. Bu sene ne var bilmiyorum Bilmiyoruz. ben de, göreceğiz onu. Saha çok iyiymiş. Umudun bir Dead Space
Acaba ya patlatır mı Electronic Arts? Abi Visceral Games kapandıktan sonra o iş... Başkası yapar. Yani o zaman o da bir şeye benzemiyor Murat. Onu yapan Visceral Games'ti yani. Şimdi adının olması ayrı bir şey. Bizim seninle aradığımız 1 ve 2'deki, hatta aslında 1'deki 2 de değil de 1'deki Dead Space atmosferi, yani Visceral Games'in işiydi o. Ama Star Wars'u da onlar yapıyordu. Aldı, Respawn'a verdi işte. İşte ama yani çünkü onlar şey firmayı kapattılar. Electronic Arts kapattı. Ya tamam, Electronic kapattı yani işte onu, yaptı, o yüzden gelmez. Bence yaptırabilir. Ha bir, ne çıkar bilmiyorum da. Yok yok, mümkün değil. Yani boşuna şu an yok canım. Olmaz diyorsun. Zinhar. Yani. Zinhar olmaz. Zinhar olmaz. Peki. O yüzden olmaz. Umut etmeye gerek yok. Dead evet. Space'i artık küllerinin soğumasına bırakıyoruz Murat'cığım. Bitti. Need for Speed, yeni bir Need for Speed'in duyurulacağını ben düşünüyorum. Mutlaka, bunlar yılların jenerik oyunları Murat. Mutlaka vardır. UFC'nin yeni oyunuyla ilgili tabii bir şey geliyor olabilir. Belki hani bir umut Fight Night tekrar dirilir mi diye düşünüyorum boks oyunu. Ama UFC'nin yanında sanki Fight Night'ta bir de ona şans tanımazlar zaman gibi. Ama gerçi her ne kadar dövüş oyunu olsa da ikisinde aslında çok farklı. Farklı. Evet. Yani. Ve Fight Night gerçekten en son çıkan, bayağı da oldu ya, en son çıkan bir önceki nesleydi. Evet. Xbox 360'da oynadığımı hatırlıyorum ben. Ağırdı yani. Çok güzel bir oyundu. Ağırdı. Bayağı güzel oyundu. Herkesi dövüyordum lan, ne güzeldi. UFC'de öyle herkesi dövüyordu. Murat'ın nadiren dövdüğü oyunlardan bir tane. Bir tane şey ezberlemiştim, combo. Gelene geçene aynı yumruğu geçiriyordum. Zaten bunlarla bilmediği için herkesi koyuyordum. Yiyordum. Tokatı. Elektronik Arts'tan aslında çok bir şey bekliyor muyuz yani öyle... Çok bizi ağzımızı sulandıracak ya da yani şaşalatacak bir şey gelir mi sence? Dead Space'i hakikaten şaşalak oluruz sende böyle ne kadar zor ekranın başında ama belki şu an EA'den çıkacak en iyi oyun şu an Jedi Fallen Order diyebiliriz. Aha. Belki DICE tarafından yeni bir şeyler gelir. Bir Battlefield diyorsun ha? Battlefield duyurulur, zannetmiyorum Battlefield ile ilgili bir duyuru yapacaklarını da. Hani belki başka bir oyun çıkar birdenbire ortaya. Belki. Yani zaten hani bu heriflerin konferans falan da yapmaması bir yandan belli da çok da öyle tabii acayip bir şey olmayacağı evet anlamına geliyor. Çünkü bakıyorsun hani şu oyunlar için bir konferans yapılır mı? Olmaz. Eskiden de çok kötü konferanslar olmuştur gerçi. Yok, Elektronik Arts'ın ama. Gitmez. Gitmez diyorsun. Bethesda'ya geçelim. Bethesda'yı her sene büyük umutla bekleriz. Bethesda son 2 senedir falan böyle hep en çok beklediğim konferanslardandır Bethesda ama son 1 yıl içerisindeki bu hayal kırıklıkları, özellikle bu Fallout 76'da yaşattıkları hayal kırıklığıyla beni bayağı bir üzdüler. Bayağı böyle şeyim yani Bethesda'ya karşı. İşte mesafeliyim yani. Başka bir versiyonu oluyor. Evet, bayağı mesafeliyim bu sene. 10 Haziran sabah 3.30'da başlayacak arkadaşlar. 3.30'da başlayacak Bethesda'nın konferansı. Sen var mı özellikle beklediğin yani şey? Yani Elder Scrolls, başka bir şey yok Murat. Yani bu evet sene herhalde olayı Elder Scrolls bence olur. Bence artık. Peki Elder Scrolls'da acaba gönlümüzü tekrar çalarlar mı? Böyle bir yok. Yani o hayal kırıklığını silip atacağımız bir durum olur mu sence? Şimdi bir kere hala bildiğim kadarıyla eski motoru kullanıyor değil mi? Bu herifler yeni bir şey yazmadılar. Yok, eski motor. Yani o yüzden başka bir şey yok. Fallout yani, 4'te evet kullanılan motor kullanılıyor. Yani işte, ama tabii şey yapmışlardır illaki. Murat zaten grafik anlamda üzerine bir şeyler tamam katmışlardır. Tamam haklısın da biz o motoru 2003'ten beri aynı motoru oynuyoruz be adam. Yani. Yani hani bir de şey o boyuttan bakalım daha ne kadar yüklenecekler. Yani onun o motor artık işlemiyor Murat ya. Ben hep söylüyoruz seninle bunu. Ben artık her bir yeni bir Elder Scrolls oyununda DLC oynuyormuş hissiyatına kapılmaya başladım. Yani gidişat aynı, menüler aynı, bir tanesinde sağa sıra, birinde aşağı sıra oluyor. Abi yapma, Skyrim'den bahsediyorsun. Tam da yani tam Skyrim'den sonra bir daha bir şey de bilmiyorum. Gelmedi. Murat. Ama tabii Fallout falan da çok benzer olduğu için evet aynı hep aynı konsept motor diyorum olduğu ya için. Oradan bir rahatsızlık yoksa var. Yani Elder Scrolls, yani Skyrim bambaşka. Yani tamam. Ama orada hala bitti oynanıyor işte. Orada bitti. Dur onu bakalım. Dur bakalım. Elder Scrolls 6. Ben yine de bir açık kapı, bir aralık kapı bırakıyorum. İşte yine bunlar bir, ne biliyor musun? Yine... Eski oyuncunun getirmiş olduğu umutlar mı? Yani çünkü istiyorum yani. Tamam tabii mı? Herhalde. İstiyorum umut. Çünkü Elder Scrolls 6 çıksın ve bizi vay anasına dedirsin ya. Çünkü 5'i izlediğimizde hani o dev evet çıkmıştı böyle arkadan, böyle yavaş yavaş ön kameranın önüne geçmişti, ilerlemişti falan. Vay anasına demiştik. Yani öyle bir hissiyat artık edim tekrar yaşamak istiyorum ama işte o iç tarafta da böyle bir ya yine aynı motor, Bethesda bizi üzdün hissiyatları biraz kafamı karıştırıyor yani. Ama bu sene artık herhalde Elder Scrolls 6 ile ilgili çok önemli
açıklamalar çıkar. Ama Starfield'ı şey var. Yani böyle uzun süresinden ziyade böyle artık ben çünkü bayıyor. 250 saat gameplay falan. Yani ben 250 saatin zaten 50 saati hani saçma sapan böyle dandik dundik questlerle gidiyor. Hani bu bir gerçek hani. 250 saatin tamamı dolu gibi. Bana 250 yere değil de abicim. Var mı şöyle 30 saat, 40 saat hani okey. Elder Scrolls dünyası 40 saat az bir zaman ama 40 saat var ama böyle dolu olsun hani. Kapıdan girdiğim zaman saçma sapan şeylerle karşılaşmayayım hani genel abuk subuk böyle hikayeler yapma bana. Ona razıyım. Onu sana söyleyeyim ama hani uzunluğu çok umurumda değil açıkçası. Benim için doluluğu çok önemli şu an. Bence artık bunca sene sonra 11-11-19 daha da çıkmıyor bu sene. 20, evet. 2020'de çıkacağını düşünüyorum. 9 senede herhalde yazarlar bir şey dolu bir şeyler yapmış olsa İnşallah. Gerek. İnşallah. İnşallah. Starfield var bir başka oyunları, bilim kurgu oyunları. Hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ama bu sene muhtemelen onun Duracak. Hakkında da yine bir şeyler, en azından bir gameplay falan bir şeyler çıkar diye düşünüyorum. Bu sene çıkacak olan Wolfenstein Youngblood ile ilgili daha fazla bilgi alırız. Yani daha fazla bilgi almaya ihtiyacımız var mı? Biliyoruz zaten. Yani o konuda da çok bir heyecan yapmam. Ama bir şey bu son bence Wolfenstein olacak artık. Yani tutmazsan 3 gelmez mi? Bu bitirirler artık bence burada. Yani bir tekrar böyle bir akımla acaba gelir mi diye böyle merak ettiler. O ikisini denediler ama olmayacak gibi geliyor. Burada yan tarafta birilerini boğazlıyorlar galiba. Var. Geliyorsa ses arkadaşlar. Kusura bakmayın. Doom Eternal var. Onun hakkında da artık yani daha fazla bir şey görme ihtiyacı ben hissetmiyorum. Yani şu ana kadar gördüklerimiz zaten yeterli. Aynen. Ama yine de bir şeyler göstereceklerdir. Benim sorum mesela bir Dishonored 3 gelir mi sence? Gelir mi? Gelmesini gelir. İster misin? Valla 2'yi oynamadım. Birden sonra. Yani gelmesini isterim ama bazı şartlarla gelmesini isterim. Yani hani o kadar yüzeysel oynamış olmasını istemem gene. O yüzden ama gelsene de olmasın abi şu an onun alternatifi bence ne var dersen. Bence biraz erken dedi sanırız bir şey de. Bir sıkıntı var. Sadece hep böyle bu yeni konsol jenerasyonu değişmeden önceki E3'ler biraz zayıf geçiyor. Hani herkes esas gücünü böyle yeni cihazların çıkışına saklıyor böyle güçlü oyunlarını falan. O yüzden belki onu oraya bırakabilir diye düşünüyorum. Peki mesela şeyi falan da mı bırakırlar diyorsun? Elder Scrolls olabilir. Olabilir. Zaten bu sene çıkmasını herhalde kimse beklemiyor. Geçen gün senle bunu konuştuk bir tane programda. Bak söylemiştim. Rockstar bu nesil oyun GTA yapmadı. Yani hani o da mesela geçti bu pas geçti bu nesli GTA bakımından. Şey yapıyor bir sonraki nesle çalışıyor. O da Red Dead Redemption üstünde. Ama ki zaten PlayStation 3'e kaç tane yaptı? İki tane mi yapmıştı? Evet. İki tane. Üç tane mi ne şey yaptı? PlayStation 2'ye yaptı. Bir sürü çıktı o dönem. Tabii. O zaman daha hızlı yapıyordu. Daha hızlı yapıyorlar evet. Evet. Bu ben de beklemiyorum yok. Artık. 2021'den önce yeni bir Rockstar oyun çıkacağını ben pek zannetmiyorum. Evet Bethesda'dan da aslında hep geçen E3'te duyurduklarını ya da bildiğimiz şeyleri bekliyoruz. Öyle çok fazla bir sürpriz beklemiyorum. Evet. Belki yine mobil falan bir şeyler gösterebilirler. Onlar şu an çok meraklılar. Evet, meraklılar o işe. Bu yeni zaten Elder Scrolls'un mobil çıktı. Onunla ilgili bir şeyler gösteriyor olabilirler. Onun dışında Bethesda'dan artık bizim gönlümüzü aslında en büyük beklentim o. Almak değil mi? O küskünlüğümüzü bir giderelim. Giderelim yani. Öyle bir küskün kalmayalım. Affet desin herkese. Bayramın çıkışında zaten hemen. Bayramın çıkışında küskünler barışsın abi. Bethesda lütfen. Gelelim diğer üçüncü büyüğe Ubisoft. O da 10 Haziran pazartesi 23'te arkadaşlar. Öyle evet 10 Haziran pazartesi 23'te Türkiye saati tabii bunlar. Ne bekliyorsun abi Ubisoft'tan? Yine böyle bizim o jeneratöre tabii bastılar düğmeye birisi çıt çıt basacak i̇şte oradan oyun üretecek. Temayı yani. Verdi önce. Dedi ki orta çağ. İşte orta çağ sonu olsun. Tamam yeni barut keşfedilmiş oldu o dönemde falan böyle. O konseptten bir şey ve yarattı. İşte açık dünya olsun mu olmasın mı? Evet hayır. Mesela yarı açık olsun. Var mı abi? Hepsi açık dünya. Hepsi neredeyse açık Ubisoft'un oyunlarının artık açık dünya olmayan var mı arkadaşlar? Düşünüyorum. Yok bütün dünya... Assassin's Creed'ler öyle. Assassin's Creed'ler hepsi öyle. Far Cry'lar öyle. Ghost Recon'lar öyle. Evet. Bir Rainbow Six öyle değil. Division öyle. Rainbow Six'in yenisi değil. Değil. Onun dışında açık dünya olmayan çok fazla bir şey gelmedi aklıma. Crew öyle geliyor. Crew bile açık dünya lan. Yani. Watch Dogs 3'ün gelmesi, duyurulması bekleniyor. Hemen hemen kesin gibi bence. Watch Dogs 3 gelecek diye. Sen bayağı umutlusun ya ondan. Ben ne zaman Watch Dogs desem. Yok lan ben ne umutluyum. Valla gelsin falan diyorsun sürekli. Ben Watch Dogs'u hiç sevmem ki ben. Allah Allah. Hele ikinciden hiç sevmemiştim ikinciyi.
O yüzden üçüncüyü falan hiç beklemiyorum yani. Bir şey söyleyeceğim. Gelmeyebilir. Yani şimdi bak şeyi hatırlıyorum. Watch Dogs'u ilk duyduğu zamanki hani o görsellerine, hikayelerine falan hype. Bu E3'lerde ve artık şeylerde, konferanslarda eskisi kadar da hype treni bilmediğimiz durumlar da var. Yani firmalar da alıştık biraz... Alıştık abi biz de artık. Alıştık değil de belki firmalar da biraz daha bunu artık üstruplu böyle biraz daha böyle yuvarlak söylemeyi düşünüyor. Çünkü iş çıktıktan sonra gelen tepkinin ne kadar büyük olduğunu büyük farkına vardılar. Evet. Ben çünkü şey hatırlıyorum yani bimlenme çıkar 10.000 tane bir şey gezegen var. Bilmiyorum kaç tane bir şey yapacağız falan böyle sürekli mübalağalar mübalağalar. Çıkıyor böyle o manu görüyoruz. Evet. Şimdi bu yeni artık böyle son 2 E3'ten beri ve işte çok Gamescom'dan beri abartmadan geliyor. Böyle bir şey fark ettim. Firmalarda biraz daha artık bir de şöyle bir gerçek var. Eldeki cihaz belli. Yani hani PlayStation'ın hani Xbox Scorpio'ya geçiyorum One X'e. Hani bunların artık kapasitesini bir şeyleri kaldıramayacağı çok yani hani artık o şey oluyor. Biraz daha böyle abartırsan göz göre göre yalan söylemek oluyor belki de. Artık biliyorsun belki, yani. Aynen. Artık. Benim şeye göre muhtemelen bir sonraki E3'te artık yeni nesiller başlamak üzere orada coşacaklar. Orada verecekler arkadaşlar coşkuyu. Skull and Bones var onların. Bu sene çıkacak diye biliyorum. Onu gösterilen şey korsan oyunu. Bu yeni Ghost Recon oyunu duyuruldu. Breakpoint. Onunla ilgili İnşallah öbür gibi olmaz. Daha fazla şey. Yani Wildlands gibi olmayacak gibi İnşallah. Gözüküyor. Şeyleri, mekanikleri biraz daha böyle Division'a yakın gibi sanki. Yani silah, vuruş hissiyatı falan tabii videodan ne kadar anlayacaksın bilemezsin de. Yine de benim aldığım hissiyat biraz daha çatışmaların Division gibi ama dünyanın Wildlands gibi olmasını bekliyorum ben. Onunla ilgili bir şeyler çıkacakmış, çıkacaktır. Bunların hiçbiri kesin değil tabii arkadaşlar. Biz de bilmiyoruz. Beyond Good and Evil 2. Evet, en çok o bekleniyor bence. Onunla ilgili artık bu sefer dolu dolu bir şeyler gösterirler diye düşünüyorum. Gameplay gelmesi. Yani bir sene, geçen sene gösterdiklerini hala böyle hep hatırlarsan önde oynuyorlar. Arkada ekranda gözüküyor ama hiçbir tam ekran vermemişlerdi gameplay'i. Bu sefer herhalde bir şeyler verirler, biraz ilerlemişlerdi. Ben, biraz değil mi ilerlemiş? Bak mesela olmadı. Beyond Good and Evil o şey değil. Generator Bilusu, değil. Evet, o onunla değil yani. Generator o yüzden uzun sürüyor zaten. Güzel yaklaşım. Hazırı yok çünkü abi, hepsini baştan yapıyorlar. Onu da generatörü bağlar yakından. Onu da, onu da bağlarlar. Dolunuzu yap, kedili yap, köpekli yap. Şimdi yeni Assassin's Creed oyununu ben bekliyorum. Viking ile ilgili. Viking işte yine o da kuzeye gidiyor. Bir herkes zaten onlara bir uğruyor. Bir şey söyleyeyim mi? Vikinglere herkes uğruyor. Yani herhalde yeryüzünde teması bu kadar değişen başka oyun yoktur. Tabii canım. Bu kadar dolaşıyor yani. Bütün dünyayı dolaşıyor herifler. Bütün şeyler, tarihler, mitolojiler falan. Mısır, Yunan, Viking. Daha uzak doğuya çıkıyor. Bence geleceğe bile gidebilirler yakında. Hani çünkü bitecek bir zaman sonra. Yani yok abi bitmez ya. Eski Moğollar var gitmekleri. İnkalar. İnka'ya gitmişler. İnka'lara gitmedi. İnka var. O kadar geriye çok gidiyorlar da hep Avrupa tarafına gittiler. Japonya var. Evet. Hindistan var. Çin var. Ondan sonra başka işte İnkalar falan var. Evet. İnkalara kesin giderler. Bak şimdi sen söyleyince tam tam konsepti çünkü. Yani. Konsepti. Ama orası da çok ormanlık falan. Jungle'lar. Bilemedim şimdi nasıl olur. Avrupa tarafında Fransa'ya gitti, İngiltere'ye gitti, İtalya'ya gitti. Bir Rusya yok galiba. Geldi. Rusya olabilir. Yani daha çok aslında var, yapılır. Gezecek ya. Çok yer var. Afrika'da hiç Avusturya yok. Yok. Avustralya pardon. Avustralya kıta. Avustralya'da tarih mi var? Ne yapacağız? Hayır işte börtü böcek var. Tam onun konsepti oğlum. Hani avcılık mavcılık falan böyle. Krokodillerle. Çok zevksiz olurlar herhalde. Onu denedim Far Cry Primal'la. Yani doğru. Afrika yani, var. Afrika'da yani. Hiç olmadı. Afrika'da gerçi Mısır'da oldu. Yani daha var ya. Var, gider. Gider. Splinter Cell oyunu duyurulma ihtimali çok yüksek. O da ne hıyarcada yani. Bilen yani bilmeyenler için konuşuyorum. Sen onun duyusunu gördün mü? Nasıl duyulduğunu? Developerlar böyle kadeh tokuşturarken. Ya onu sonradan şaka demiş adam. Ya yürü git Allah'ını seversen ya o hikaye. Yani sonradan bence sıvamışlar da tabii, tabii. Alıyorlar. Ya şöyle tweet bir şey. Geliyor. Evet herifin tek tweet atıyor değil mi? Yeni Splinter'sa oyunu kutluyoruz diye ellerine kadeh kutluyor. Böyle bir şey var bir şey var işte. Splinter'de çalışan bilmem neyle yeni Splinter'sa oyunu falan diye çıkıyor. Yapanlarla birlikteyim gibi bir şey yazmış herif. Yani o duyuru öyle çıkılmaz yani. O bir talihsizlik başka bir şey değil. Gerçi yalanladılar şaka dedi herif ama yani. Yok yok. Ama zaten Splinter Cell yapıldığında neredeyse hemen hemen biliyoruz yani artık. O kadar çok söylentisi şey çıktı ki. Çeşit çeşit yerlerde bunun geleceğinin
MR'leri çıktı yani. Ama o tam yüzden... tam onun ortası şu an. Hiçbir stealth oyunu yok mesela şu an onun kıvamında olan değil mi? MGS desen bir başka bir şey oldu. Tabii gitti. Hani çok bir yani stealth istersen bu var benim bildiğim aklıma en hızlı bu geliyor. Eski tarz. Evet. Yani artık old school. Old school, old school dersek o evet. tarzda pek yok. Yani tabii bu old school sıkacak mı onu da bilmiyoruz. Ha onu da bilmiyoruz. Belki modernleştirdiler evet. bunu da. Her hep tabii ki hepimizin içerisindeki istek her sene istediğimiz gibi bu sene de keşke bir Prince of Persia oyunu gelse diyoruz. Sand of Time reboot gelse bile veya değil mi abi hemen ya? Atlarsın evet yani. Evet abi yani sen reboot yap. Yap abi remake yap. Ya. Bir şey yap anasını satayım ya. Bu şunun kadar böyle gizemin, platformun, aksiyonun bir arada güzel harmanlandığı oyun yok. Evet puzzle da var bilmem ne. Acaba şimdi düşünüyorum içinde çok acayip puzzle'lar bilmem ne var. İşte jeneratör kaldırmıyor onu. Hem o kaldırmıyor hem de yeni nesil kaldırmıyor olabilir. Olabilir. Yani insanlar öyle artık çok bulmaca çözeyim. Mekansal bulmacalar var çünkü onda tabii da. Tabii devasa bir de. Yani şey bile Tomb Raider'da bile bulmacalar ne kadar basitleşti evet. son oyunları düşün. Hı hı. Belki ondan dolayı gitmiyor gitmeyecek diye düşünüyor olabilirler yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Nesile çok fazla gitmeyebilir mi acaba? Yani şu şimdiki anlar canlandı. Hani ilk böyle şeyi Sand of Time'a yüklediğim zaman aklım çıkmıştı ya Murat. O gezgileri, mezgiler falan böyle. Ha. Bir de oyun sürekli katlana katlana gidiyordu üzerine. Hani ideal bir platform oyunu ilk 1,5 saatinde falan hemen hemen her şey hazır olmuş oluyor. Ve artık hep böyle tekrar döner. Böyle değildi. Evet. Bir de bu şey çok güzeldi. Ya. Bu aslında hikayeyi anlatıyordu ya. Evet, evet. Oyunda düştüğün zaman ha. şeydi. Yok yok öyle olmamıştı. Sen geri alırken yok yok öyle olmamıştı. Atlamıştım oradan falan diyor. Çok güzel yapmıştı yani. Adamlar. Sonradan o da aksiyona döndü 3. Evet, oyunda. Warrior Within falan da. Evet, bayağı aksiyon oldu. Bekliyoruz artık. Evet. Ubisoft'un elinde böyle güzel bir isim varken harcamaz inşallah. Bir söyleyeyim şunların içerisinde en iyi isim hakları hep Ubisoft'ta bak sana söyleyeyim ya. Evet. En iyi konsept oyunlar evet. falan hani. Yine Ubisoft'tan bekliyoruz. Ama yani. Herifler de bir o kadar altını dolduramıyorlar yani son zamanlarda. Evet. Bir tane daha oyundan bahsedelim. O da bizim Mount & Blade. Türk işi. Artık bu sene E3'te bir şey duyururlar mı bilmiyorum. Onlar genellikle Gamescom'a saklıyorlar. Hani herkes çok soruyor var mı E3'te, var mı E3'te. Hı. Olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Onunla ilgili bir şey çıkmaz yani E3'ten. Ama Gamescom'da muhtemelen artık bir çıkış tarihi verecekler diye düşünüyorum. Evet, ilk bölüm böyleydi. Yarın da Microsoft ki asıl şenlik onda bombalar arkadaşlar. Geliyor. Asıl orada görüşmek üzere. Hoşçakalın.